Arkadaşlar şu anda Ceyhan'a bağlı Yassıcay köyünde Ufuk Mazı'nın bahçesindeyiz. Bahçe aşağı yukarı bir 20 yaşlarında bir bahçe. Daha önce gerek bakımsızlıktan gerekse ilgisizlikten bu bahçede şimdiye kadar doğru düzgün bir verim alınamamış. Yaklaşık 5000 tane ağacı var buranın. 1,5 yıl oldu. Osmaniye'mizin zeytincilikle ünlü ziraat mühendisi Oktay Bey buranın bakımını aldı. Ufak tefek işlerine, budama işlerini de biz hallettik. Fakat meyve alabilmek için bu sene çok fazla bir budama da yapmadık. Daha doğrusu. Şimdi Oktay Bey burada yanımızda. Biz kendisine bu bahçe hakkında görüşlerini, fikirlerini ilmi olarak bir anlatmasını rica edeceğiz. Bundan sonraki bahçelerinde nasıl yapılacağını, ne gerekir bu dönemde özellikle çiçeklerin artık meyveye dönüştüğü bir dönem, ne yapılır ne yapılmaz bize bu konuda ufak bir bilgi verirse memnun olacağız. Oktay Bey, şu anda Ufuk Mazı'nın bahçesindeyiz. Az önce ben belirttim. Buranın hakkında şeyini, geçmişiyle ilgili ne biliyorsunuz? Ne yapıldı? Kaç yıldan beri bu bahçeye bakıyorsunuz? Şu anda durum nedir? Kısaca bize bunları anlatır mısın? Şimdi biz bu yıl bakımına başladık. Bu yılın çiçek öncesi döneminde. Önce bir geldik, araziyi ziyarette bulunduk. Arazi bölgesel olarak sıkıntılı bir yerde. Nasıl sıkıntılı bir yerde? Şimdi arazinin tam tepesinde bir dağlık bölge var ve alçak basıncın, nemin sürekli bu bahçenin tepesinde olması bu ağaçları sıkıntıya sokuyor. Evet. Nasıl bir sıkıntıya sokuyor? Halkalı leke vesaire gibi dış patojenlerin, zararlı patojenlerin bitki bünyesine çok hızlı girmesini sağlıyor. Şimdi ağaçların budama şekli çok sıkıntılıydı. Bununla beraber halkalı lekeden dolayı çok kuru dalı vardı. Yalnız biz evet, ağacın verim potansiyelini bilmediğimiz için bu sene biz ağacın verim potansiyelini ne kadar güçlü, yapacağımız müdahaleye reaksiyon verecek mi diye biz budamaya sokmadık. Bahar budamasına sokacağız meyveden sonra. Uygulamaları düzgün yaptığımız zaman baktık ki ağaçta bayağı bir reaksiyon gibi olumlu cevaplar veriyor. Ama ne yaptık biz? Şimdi bölgesel anlamda sıkıntılı olduğu için öncelikle bitkinin metabolizmasını güçlendirmemiz lazımdı. Yani evet, bizim halkalı lekeyle sürekli bakırdır vesaire gibi ilaçlarla mücadele etmemiz çok zordu ve çok da doğru bir şey değildi. Biz antipatojenik protein salgılayan, bitki bünyesinde kendilerinin patojenle mücadele etmesini sağlayan ürünleri verdik ağaçlara. Dolayısıyla bitkiler kendisi hastalıkla mücadele edebilecek güce geldi. Evet. Bundan dolayı da bünyesinde halkalı leke patojenleri yoğun olmasına rağmen kendi hücresine almadı, aldığını da egal etti, öldürdü ve hastalığa çok ciddi anlamda yakalanmadı. Bitkiye de hastalık çok zarar vermedi. Evet. Bu çok zor bir şeydir aslında. Yani bu hangi tür bir ürün kullanacaksın, ağaç hangi ürüne reaksiyon verecek? Biz bu geçmiş yıllardaki tecrübelerimizden kaynaklandığı için daha kolay ulaşabildik. Ama normal şartlarda hangi amino asit türevinin ya da hangi besin elementinin antipatojenik protein üreteceğini bilmek çok da kolay değildir. Çünkü her bitki, her zeytin ağacı aynı reaksiyonu, her zeytin bahçesi de aynı reaksiyonu vermeyebilir. Şimdi bir araya gireyim ben Oktay Bey. Yani benim anladığım burada şu.
her bahçenin kendine mahsus bir ilaçlama ve besleme programı var diyorsunuz. Benim anladığım o. Buranınki de herhalde bu bahçeye özel bir uygulama yaptınız siz. Tabii. Şu anda peki şeyi nasıl görüyorsunuz Oktay Bey? Yani meyve durumunu, benim gördüğüm kadarıyla artık meyveye dönüşmeye başlamış. Şu anda bu bahçenin meyve durumu ne olur sizce yani? %70 meyveye dönmüş. Aslında %100 dönmesi lazımdı ama çiçek popülasyonu çok fazla ve bitki hala o çiçeklerden kendisine meyve çıkarmak için uğraşıyor. Dolayısıyla %70'i meyveye dönmüş ve 2-3 güne sanırım tamamı meyveye döner. Beklenmedik bir reaksiyon verdi ağaç. Yani morfolojik yapısı çok zayıf, gövdesi paslanmış, halkalı leke sıkıntısı çeken bir bölgede. Reaksiyonunu biz bu kadar da beklemiyorduk ama gerçekten bitki güçlüymüş. Sadece bakım eksikliği ya da yanlışı varmış. Ondan dolayı bitki kendisini gösteremiyormuş burada zeytin bahçesinde. Zeytin bahçesi. Ama şimdi çok güzel bir reaksiyon verdi. Biz tabi çallaşmayı engellemek için gerekli olan iz elementleri de verdik. Yani zaten çallaşma vardı. Bir sonraki dönemde çallaşmasın diye gerekli olan iz elementleri de verdik. Bu iz elementler nedir diye de sorarsanız başta molibden olmak üzere molibden verdik ve magnezyum verdik. Bunlar da çallaşmayı engelleyen önemli besin elementlerinden, mikro elementlerden biridir. Dolayısıyla onlar da hızlı reaksiyon verdi. Bu sene kendi potansiyeline yakın bir verim alacağımızı düşünüyorum. Şöyle bir 3 hafta sonra